Heyo, 73. Haber Sörfü yayında. İsviçre'de büyük anneler iklim mücadelesinden vazgeçmiyor. 7 yaşındaki satranççı Mardinli Baver'den yenilgisiz şampiyonluk. Almanya'da sadece kadınlara ayrılan otopark yeri mahkemelik oldu. Başakşehir şampiyon olup Katar'a mı satılacak sorusu mecliste. Danimarka handbolde dünya şampiyonu. Trudeau Pekin elçisini görevden aldı. Kayıp çocuk sığınmacılara ne oluyor? Avustralya açık tenis turnuvasında Djokovic ve Osaka şampiyon oldular. ABD'de timsahlar buzlu suda dondu. İngiltere sosyal medyayı yasaklayabiliriz. Kırmızı fularlardan sarı yeleklere karşı gösteri. Aydınlardan manifesto. Avrupa gözlerimizin önünde parçalanıyor. 250 kişi 48 saatte 56 oyun geliştirdi. Porno izleme oranları arttı. Microsoft Türk yazılım şirketini satın aldı. Türkiye'de iflaslar 2019 yılında %5 artacak. Yerli cadılar bayramı, bocuk gecesi coşkusu. Merhaba, Seçmece Güncel Haberler Bülteni Haber Sörfü'ne hoş geldiniz. 28 Ocak 2019 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hadi bakalım başlasın Haber Sörfü. İsviçre'de büyük anneler iklim mücadelesinden vazgeçmiyor, torunlarımız için. Kendilerini büyük anneler olarak adlandıran 64 yaş üstü 459 kadının İsviçre hükümetine karşı açtığı iklim davası reddedildi. Ancak kadınlar mücadelede kararlı olduklarını söyledi. Büyük anneler ayrıca İsviçre'nin Davos kasabasında 49. Dünya Ekonomik Forumu toplantıları düzenlenirken bir de eylem gerçekleştirdiler. Kadınlar toplantının gerçekleştiği binanın önünde iklim değişikliğine dikkat çeken pankartlar taşıdı ve kendi yaptıkları kurabiyelerden dağıttı. 7 yaşındaki satranççı Mardinli Baver'den yenilgisiz şampiyonluk. Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar satranç şampiyonasında mücadele eden Mardin Kızıltepe'li 7 yaşındaki Baver Yılmaz 11 maçını da kazanarak yenilgisiz şampiyon oldu. Şampiyon Baver elde ettiği bu başarı ile milli takım havuzuna girmeye de hak kazandı. Tebrik ederim Baver, yolun açık olsun, helal olsun. Almanya'da sadece kadınlara ayrılan otopark yeri mahkemelik oldu. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bir kasabanın merkezinde büyük otopark yerinde bazı bölümlerin sadece kadınlara ayrılması yargıya taşındı. Aichstätt Belediye Meclisi ve şikayet başvurusunu yapan Dominik B. Bayer isimli motosiklet sürücüsü erkek Münih kentindeki mahkemede dostane çözüme gidince dava süreci tatlıya bağlanmış. Bundan böyle kadınlara ayrılan park yerinin özel bölümüne erkek şoförlerin girmemesini talep eden yasak levhası yerine sadece kadınların park etmesi tavsiye edilir levhası asılacakmış. Aichstätt Belediyesi 2016 yılında bir kadının kent içindeki büyük otoparkta tecavüze uğramasının ardından bu otoparkın bazı bölümlerini sadece kadınlara tahsis etmişti. Başakşehir şampiyon yapılıp Katar'a mı satılacak? CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önerge verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir Kulübü'nün AK Parti iktidarı tarafından desteklenerek şampiyon yapılmak ve sonra Katarlı bir şirkete satılmak istendiği iddiaların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma önergesi verdi. Boş tribünlere oynayan, bilet ve forma satış geliri bulunmayan, bu kulüp hiçbir reytingi bulunmamasına karşın iktidara yakın müteahhitler ya da kuruluşlar sponsorluğunda desteklenmiş, astronomik ücretler vererek transferler yapmıştır. Başakşehir Futbol Kulübü'nün milyonlarca dolar harcayarak art arda transferler gerçekleştirmesi, kamuoyunda nereden geliyor bu değirmenin suyu sorularının sorulmasına neden olmaktadır. Gerçekten zaten dünya üzerinde de bildiğim kadarıyla böyle bir örnek yok. Danimarka handbolde dünya şampiyonu. 2019 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası finalinde Norveç'i 31-22 yenen Danimarka altın madalyayı kazandı. Tarihinde 4. kez finalde yer alan Danimarka ilk şampiyonluğunu elde etti. Gümüş madalyanın sahibi Norveç 2. finalinden de mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvada 6 şampiyonluğa sahip Fransa ise 3.lük maçında Almanya'yı 26-25 mağlup ederek bronz madalyayı kazanmış. Bayağı da fark atmışlar ya. Trudeau Pekin elçisini görevden aldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bir süre önce istifasını istediği ülkesinin Pekin Büyükelçisi John McCallum'u söz konusu istifa dilekçesinin gelmesinin ardından görevden aldı. McCallum, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu Huawei'nin kızı biliyorsunuz hatırlarsınız, Meng'in kendilerine teslim edilmesi yönündeki resmi talebinin hatalı olduğunu ifade etmiş. ABD'nin bu talebi geri çekmesinin Kanada için iyi olacağını dile getirmişti. Bildiğiniz üzere bu Meng Wanzhou Aralık ayında Kanada'da tutuklanmıştı fakat daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Ancak halen Kanada'da ev hapsinde tutuluyor. Hala hukuki süreç devam ediyor. ABD'li öğretmen IŞİD'e CV gönderip iş istedi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Warren
Christopher Clark'ın Suriye Demokratik Güçleri tarafından yakalandığını ve ABD'ye gönderildiğini açıkladı. Clark terör örgütüne yardımdan tutuklandı. 2015'te IŞİD'e katılmadan önce Suudi Arabistan, Musul ve Türkiye'de yaşayan 34 yaşındaki öğretmen 2004 yılında Müslüman olmuş. Tutuklanmasının ardından kendisiyle yapılan röportajda "Musul'da 3 sene yaşadım. Zamanımın çoğunu bir camide geçirdim. Hayatımı idame ettirmem gerekiyordu. Bu sebeple IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelerde İngilizce öğretmenliği yapabilirim diye düşündüm. Daha sonra da Musul Üniversitesi'nde çalışmayı düşünüyordum. Bu benim kariyerim açısından iyi bir fırsat olabilirdi" ifadelerini kullandı. George Washington Üniversitesi'nin radikalleşme programına göre 2011 yılından beri IŞİD'e destek vermek amacıyla Suriye ve Irak'a giden 64 kişi varmış Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu kişilerden 12'si geri dönmüş, bunlardan 9'u da tutuklanmış. Kayıp çocuk sığınmacılara ne oluyor? Avrupa'ya yönelik yaşanan sığınmacı akınında on binlerce çocuk ve genç de yanlarında bir velisi olmadan Almanya'ya geldi. Bunların bazıları hemen, bazıları ise bir süre sonra ortadan kayboldu. Federal Emniyet Teşkilatı BKA verilerine göre 2017 yılının başında bu gruba dahil 8400'den fazla kişi kayboldu. 2019 başı itibariyle ise bu rakam 3200 civarındaymış. Almanya refakatçisi olmayan Çocuk Mülteciler Birliği'nden Tobias Klaus, rakamın düşmüş olmasının AB'ye geçişlerin son yıllarda azalması ve buna bağlı olarak daha az çocuk ve genç sığınmacı gelmesiyle ilgili olduğunu söylemiş. Kaybolan gençler ve çocuklar arasında sayısal açıdan en büyük grubu Afganlar oluşturuyor. Fas ve Cezayirli kayıpların sayısı da oldukça yüksek. BKA verilerine göre son yıllarda kaybolan, yaşı reşit olmayan sığınmacıların %80'i bir süre sonra bulunmuş. Ancak bulunamayan %20'lik gruptaki çocuk ve gençlerin ne yaptığı bilinmiyor. Sokaklarda mı yaşıyorlar, seks işçiliğine mi zorlanıyorlar ya da suç örgütlerinin içine mi girdiler, bu konuda bir bilgi yok. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda Djokovic ve Osaka şampiyon oldular. Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu. 2 saat 4 dakika sürmüş maç bu arada. Djokovic bu sonuçla turnuvayı 7. kez kazanmış oldu. Tarihte 10 ve daha fazla Grand Slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralanmış. Roger Federer 20 şampiyonluk, Rafael Nadal 17 şampiyonluk, Novak Djokovic 15 şampiyonluk, Pete Sampras 14, Roy Emerson 12, Rod Laver 11, Bjorn Borg 11, Bill Tilden 10. Gelelim Naomi Osaka'ya. Sezon ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Naomi Osaka şampiyon oldu. 2018'de ABD Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da şampiyonluğa ulaşan Naomi Osaka, kadınlar tenisinin yeni bir numarası olacak. Osaka pazartesi günü açıklanacak listede zirveyi Rumen tenisçi Simona Halep'ten alacak. Japon tenisçi ayrıca erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu unvanını elde edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde timsahlar buzlu suda dondu. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde Charlotte River Swamp Park'taki timsahlar suyun içinde dondu. Kış uykusuna yatan timsahların videosunu The Charlotte Observer yayınlamış. Görüntülerde burun deliklerini donmuş suyun üzerinde tutan timsahların kendilerini donmaya bıraktıkları görülüyor. Park sorumlusu George Howard'ın söylediğine göre timsahlar suyun donma anının geldiğini hissediyorlar ve kış uykusuna yatacak pozisyon alarak suyun donmasını bekliyorlar. İngiltere, zararlı içerikler kaldırılmazsa sosyal medyayı yasaklayabiliriz. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, zararlı içerikler kaldırılmazsa sosyal medya şirketlerine yasak getirilebileceğini söylemiş. BBC Andrew Marr programında konuşan Hancock, "Eğer yapması gerekenleri yapmadıklarını düşünürsek o zaman yasa çıkarabiliriz ve çıkarmamız gerekir" dedi. Ama böyle bir şey yapmak istemem diye de ekledi. İngiltere'de 2017 yılında 14 yaşındaki Molly Russell, intiharla ilgili sosyal medyada izlediği rahatsız edici içeriklerin ardından yaşamına son vermişti. Molly Russell'ın babası BBC'ye açıklamasında "Instagram kızımın ölmesine yardımcı oldu" demişti. Yardım Vakfı Papyrus, son bir haftada 30 ailenin kendilerine ulaşıp sosyal medyanın çocuklarının intiharında rol oynadığını söylediklerini aktarmış. Kırmızı fularlardan sarı yeleklere karşı gösteri. Fransa'da sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki gösteren kırmızı fularlılar başkent Paris'te gösteri düzenledi. Üzerlerinde "Cumhuriyetimi seviyorum" yazan tişörtler giyen göstericiler "Şiddet bitsin, yeter artık" yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler Bastille Meydanı'na geldiklerinde onları bekleyen 50 kadar sarı yelekliyle karşılaştı ve onları yuhaladı. Bu eyleme öncülük ettiği belirtilen Laurent Sol basına yaptığı açıklamada sarı yeleklerin öfkesinin anlaşıldığını ve taleplerinin meşru olduğunu ancak gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi. Aydınlardan manifesto, Avrupa gözlerimizin önünde parçalanıyor. Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi 21 ülkeden 30 tanınmış entelektüel
liberal ortak bir manifestoyla milliyetçiliğin ve popülizmin güç kazanması ve liberal demokrasi değerlerinin tehlike altında olması nedeniyle Avrupa gözlerimizin önünde parçalanıyor uyarısında bulundu. Fransız filozof Bernard Henri Levy'nin girişimiyle hazırlanan manifesto imzalayanlar arasında Orhan Pamuk, Milan Kundera, Salman Rushdie, Mario Vargas, Svetlana Alekseyeviç, Herta Müller, Elfriede Jelinek ve Roberto Saviano gibi bazıları Nobel ödüllü yazar, tarihçi ve düşünürler de var. Fransa'da Liberation, İngiltere'de The Guardian, İtalya'da da La Repubblica gazetelerinde yayınlanan manifestoda Avrupa fikri tehlikede deniliyor. Manifestoda şunlar söylenmiş: Avrupa öfkeden körleşmiş ve ilgi odağı olma fırsatı yakalamanın coşkusuyla dolmuş sahte peygamberlerin saldırısına uğruyor. Geçen yüzyılda kendisini iki kez intihardan kurtaran, biri Manş Denizi'nin, diğeri Atlantik'in öteki yanındaki iki büyük müttefiki tarafından terk ediliyor. Kremlin'in lideri tarafından gittikçe daha alenileşen manipülasyonlara maruz kalıyor. Avrupa bir fikir olarak, bir irade ve temsil olarak gözlerimizin önünde parçalanıyor. Global Game Jam, 250 kişi 48 saatte 56 oyun geliştirdi. Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu Global Game Jam'in sonunda 56 oyun geliştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent Atom tarafından hayata geçirilen Global Game Jam etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından gelen 250 oyun geliştirici katıldı. ODTÜ Teknokent Atom yöneticisi Emek Kepenek, bu etkinlikte amacımız gençlerle firma temsilcilerini bir araya getirmek ve onların bu sektörü tanımalarını, benimsemelerini ve kendilerini geliştirecek yolları bularak birer oyun geliştirmelerini sağlamaktı. Amacımıza ulaştık. Bu bizim için sevindirici bir durum diye konuşmuş. Hükümet kapandı, porno izleme oranları arttı. Porno izleme sitesi Pornhub, ABD'nin başkenti Washington DC'den girişlerle artış olduğunu gösteren istatistikler yayınladı. Bu artışın hükümetin kapalı olmasıyla zorunlu olarak izne çıkan federal çalışanların etkisinin olduğu öne sürülmüş. Microsoft, Türk yazılım şirketini satın aldı. Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Microsoft aldığı kararla Türk yazılım şirketi Citus Data'yı bünyesine kattı. Gelişmeyi resmi Twitter hesabından paylaşan Microsoft Türkiye Ülke Müdürü Murat Kansu konuyla ilgili şu satırları kaydetti: Türkiye'nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye'ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data'yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tebrikler Citus Data, yolunuz açık olsun. Küresel iflas raporu: 2018'de 15.400 şirket kepenk kapattı. 2019'da bu rakam 16.200'e yükselecek. Alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in küresel iflas raporuna göre Türkiye'de iflaslar 2019'da %5 artacak. 2018'de 15.400 olan iflas eden şirket sayısı 16.200'e yükselecekmiş 2019'da. İflaslar Batı Avrupa'da, Fransa, İtalya, İspanya'da %2, Birleşik Krallık'ta %9 artış gösterecek. Fakat başı çekecek olan Çin'de ise iflasların %20 olması bekleniyor. Çin yetkililerin bazı verilerine göre 20.000'i aşan devlete ait zombi teşebbüslerini temizlemeye karar vermesi iflas oranlarını etkileyecek önemli bir neden olarak ön plana çıkıyor. 2019'da ABD ve Brezilya hariç her 3 ülkeden ikisi iflas artışıyla karşı karşıya. Rapora göre mevcut iflas görünümü dünyanın her yerinde risk yöneticilerin ve liderlerin seçici olmalarını gerektiriyor. Yerli Cadılar Bayramı, bundan haberim yoktu. Yerli Cadılar Bayramı Edirne'de, Bocuk Gecesi coşkusu. Eski bir gelenek olan Bocuk Gecesi Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde kutlandı. Yüzlerine makyaj yapıp beyaz çarşaf giyen gençler evlerin pencerelerine vurarak köy sakinlerini korkuttu. Kışın en soğuk gecesi olarak kutlanan Bocuk Gecesi'nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. O zaman bir dahaki seneye Çamlıca köyündeyiz. Bocuk diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine, bocuk karısının kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede gençler çarşaflara bürünerek komşularını bocuk geliyor diye korkutuyor. Bocuk gecesinin kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor. Evet, bir haber sörfünün daha sonuna geldik. Yarın sabah yine 8.15'te Periskop'ta canlı yayında görüşmek dileğiyle. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğeniyorsanız paylaşmayı, yorumlarınız varsa çekinmeden yazmayı ama en önemlisi seviyorsanız söylemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun.